seçilme hakkının verilmesi için o büyük çabayı harcamasının nedeni nedir? Milli mücadelede kadınları gördüğü için, Kara Fatma, Fatma Seher'i gördüğü için, onun işte orada gördüğü çok bir şey, ne bileyim bir yıl dönümü olur, o dönemlerde anlatırım tarihi. Sen de uygun görürsen bir konuk olurum sana. Cumhuriyette falan o tarihlerde gelir anlatırım o Cumhuriyet tarihi bölümlerini onları. Bak onları gördüğü içindir. Bunlar. Bak Atatürk ne dedi biliyor musun? İlk seçimde. Dedi ki, Kadınlara dedi bak dikkat. Kadınlara dedi yüzde 40 kota koyun. Diretti. O dönemin erkekleri de direttiler. Yüzde 25-25 atacak Ne oldu biliyor musun? Seçimin sonucu yüzde 25'i de vermediler kadınlara. %25'i de vermediler. İlk seçim 17 tane kadın geldi. Abi şunu, ama, e, Düşün bak Atatürk'e rağmen ya şunu nasıl ayak diretiliyor. Bak, Aslında bak. Erdoğan da iktidara giden yolu kadınlar Kadınlarla açtı. Aldı. Bütün kadınlar kapı kapı dolaştı. Ne yaptı? Önce onları onore etti, sokağa çağırdı, evet. motive etti, bayağı onlara hani siyasi bir kimlikle yola çıkmalarını sağladı. Ama sonra iktidarını sağlamlaştırdıktan ya da sağlamlaştırdığını düşündükten sonra şimdi kadınlar eve geri gitmesini Efendim, söylüyor. Efendim kadınları bak şimdi ötekileştiriyor. Kadınları şimdi bakın ne hale getiriyorlar. Ya İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Ee, bir, bir hafta sonra 1 Temmuz'da tamamen kalkıyor yürürlükten. Efendim İstanbul Sözleşmesi. Yahu adı üstünde İstanbul Sözleşmesi. Burada bunu imzaladınız siz. Ne yaptık? Bütün dünyayı onurla, gururla biz bunu gösterdik. Onurla, gururla biz buna haykırdık. İstanbul Sözleşmesi. Ya öyle de kritik tarihler birbirine girdi ki şimdi e, bir hafta sonra, bir Temmuz'da e, dediğim gibi e, İstanbul Sözleşmesi kalkmış olacak. Zaten kalkmasa da zaten biliyorsunuz. Efendim kadına da nasıl davranılıyor? Allah'ınız aşkına ya. E, nerelerde? Şimdi paradigma deyince ikinci bölümde Erdoğan kendisine yeni bir yol arıyor. O yeni yolu da e, ararken e, böyle e, doktrine etmeye çalışıyor. Bir şeylere kılıflar yaratmaya Hı -hı. çalışıyor. Onu konuşacağız. konuşacağız. Senin e, zaten çok hakim olduğun bir konu. Ama şimdi <laughs> e, tarihler dedik ya. iki gün sonra da e, Kanal İstanbul'un temelini atacaklar. Şimdi Kanal İstanbul'un temelini atmak deyince... Ben bir duruyorum. Kaynağı yok. Nasıl finanse edileceği belli değil. Planı projesi belli değil. E, ortaya şimdiye kadar bir babayı çıkıp da ben kardeşim bu elimi taşın altına koyacağım diyememiş. Bırakın Kanal İstanbul gibi devasa projeyi yerli otoda daha yol alamamışız. Tam bir masal. Ama e, iki gün sonra bir temel atacaklar. Neyin temel atacaklar? Efendim hiçbir şeyin temeli falan atılmaz. Ben söyleyeyim size. Bak şimdi. Daha her... önce temeli atılan bir köprünün temeli yeniden atılacak. Özeti bu. Şimdi sen de bende çok Kanalın iyi. değil yani. Bak sen de bende çok iyi anımsayacağız ki hatırlarsan işte Necmettin Erbakan ışıklar için uyusun. Gider temeller atardı. Sonra CHP'li senatörler işte milletvekilleri onları alır kucaklar. <laughs> evet. Çimentolu. Ha. Filizlenmiş çimento bloklar. Efendim bakın şimdi. Bir, bir kere buna Kanal İstanbul denme. Bir yanlış. Yani bunu İngilizceden söylüyor. Hayır efendim bunun adını diyeceksek ben baştan beri şunu söyleyeyim. Bunun adını İstanbul Kanalı diyelim bir kere madde bir. Şimdi madde iki. Bak, ben Deniz Kuvvetleri'nde daha subaydım. Ki ben 1995'te ayrıldım Deniz Kuvvetleri'nde. işte binbaşı rütbesinde biliyorsun. Bak daha o zamanlar ki biz Deniz Kuvvetleri dergisinde falan bunlar yazılır, tartışılır da İstanbul kanalının durumu, buradan geçen gemilerin durumu şimdi. Ben çok özet olarak söyleyeyim. Bir, deniyor ki efendim artık İstanbul, bugünkü İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemi sayıları artacak. Tövbe billah yalan. Bak tövbe billah yalan. Gemi sayısı falan kardeşim artmayacak. Bak gemi sayısı falan. Zaten her geçen yıl düşüyor. İki, dünyada şu anda taşımacılık artık gemiler yoluyla değil hava yoluyla yapılmakta. Üç, dronlar geliştiriliyor. Artık taşımacılık sistemi başka bir yere götürülüyor. Dört, tren yolu taşımacılığı. Üstelik hızlı trenler ve insansız yani vatmansız trenler, hızlı trenler. Çin'in projesini anınsayınız bir yol bir kuşak kardeşim bir yol bir kuşak nedir tren yolu değil mi? Yaptıkları nedir yahu yaptıkları nedir? Tabii her ne kadar denize destekleyecekseniz de. Şimdi şimdi gelelim öte yana. Nedir 250 metre genişliği? Deniyor ki boğazın güvenliği ve Allah'ın kulları boğazın en dar yeri 780 metre. 780 metre. Peki derinliği ne bunun? Siz deniyor ki efendim orada bir hesap yapılmış. Gemiler bekliyor. Even onlar 100 bin dolar bekleme parası veriliyor. ee, ama şimdi biz yaparsak 25 50 bin dolar arası gemiler bunu efendim yok böyle bir şey ya. Efendim yok böyle bir şey. Ya hiçbir şeyi bilmiyorsam ben bir bir konuda bilgim yoksa hani bırak akademisi yani kendi hocalık alanımı. Ya bu konuyu biliyorum kardeşim. Ya Deniz Kuvvetleri Dergisi'nde falan ben o zaman da Ankara'da o dergin Ömer Çekmece'yle ilgili kulakları çınlasın. Benim birkaç sınıf büyüğümdü Ömer. Dünya muhteşem bir Türk subayıdır o da. Biz çıkarıyorduk o dergileri kardeşim. O dergilerin editörü bizdik. Ya yazıları biz yayınladık. Ayşenur. Bizde deniz hukukçuları yazdı. Subay çocuklar. Tav tarihte bu hesaplar daha o yıllarda yapılan hesapları anlatıyorum ben sana. Bu şimdiki yaptıkları iş, bu anlattıkları bak lafı güzel Söyleyeyim ben sana olacak olan olayları. Çok haklısın. Ne diyorsun? Kardeşim sen bunun kredisini nereden bulacaksın? Bir, söyleyeyim. Yok. Aşık. Avrupa'dan buna bir kapik bulamazsınız. Neden? Çünkü bu bir çevre felaketine yol açıyor. Avrupa bu yeşil proje, öyle söyleyeyim herkes anlasın diye. Yeşil proje, yeşilin korunması, yeşil konusunda olağanüstü hassastır. Bir. O nedenle bir kere oralardaki yasalar ve anayasalara göre sen buraya bir daha söylüyorum bir kapik bile buraya kredi bulamazsınız. Bu bir. Madde iki. Aynı şekilde ABD'den buraya kredi bulamazsın. 3. Rusya'dan kredi bulamazsın. Peki kredi kaynağı ne kalıyor akılcı olarak? Diyor Katar, hayır böyle bir para falan oradan çıkmaz. Kala kala kim kaldı sana? Çin. Güzel. Şimdi Çin'le bunu yaptın. Bakın, şu anda Çin yeni emperyalizmin temsilcisidir. Çin bir keredir Rusya'yla bir savaş meselesi. Hiçbir zaman Çin ordularıyla bir ülkeye girmez. Bugün ne yapıyor biliyor musun Ayşenur? Aynen şunu. Bak kaç ülkeye yaptı bunu. Aynısını burada da yaparsa yapar ki burada da kredi vermeyecek, o da başka bir şey. Şunu yapıyor. Sözleşme. Diyor ki şu kredi şu veriyor çünkü orada şey veriyor devlet bankaları. Efendim bunu veriyor. Süre. 49 bilmem kaç yılda geri ödenecek. Ödenemedi. Orada altında bir madde var. Ödenemediği zaman diyor sen bunu 49 yılda ya da 99 yılda işletmesini bana devredeceksin. Başka bir şey daha nokta, söyleyeyim. Nokta. Şu haritayı bir versenize Hayır, bir kanal dur. Sen reklama devam gitmeden edeceğiz. önce bir şey söyleyeceğim. Devam edecek misin bu edeceğiz, konuya? Edeceğiz edeceğiz. Peki. Ee, bir noktalı virgül hatta noktada değil. Bir reklama gitmek zorundayız. Hatta ek süre bile aldım bitti. Dönüşte buna devam edeceğiz. Yani olmayacak bir şey hakikaten masal. Fakat bu masalı... Galiba muhalefet de ciddiye alıyor. Bu yanında Tabii, konuşalım. Maalesef böyle seçim var ya önümüzde. E işte, bu seçimdeki tek malzeme bu AKP'nin elindeki. Tek malzeme bu. E, dönüşte e, bunları konuşacağız. Saray ne yapmaya çalışıyor? Arka bahçesindeki deprem, komplo teorileri konuşacak çok şey var. Birlikte olalım efendim.